Eline gelen kitabı tenkit edemiyor. Adam şunu öğretiyor. Fakültede. Bak ilahiyat. İtikatta mezhebim nedir? İmam Matur. İşte şirk. Ya itikatta benim itikadımı Allah koyar ya. Benim itikadım Hazreti Muhammed bile koyamaz. Nasıl koyuyorum Matur'u diye? Bana bunu de bakayım. Ya amen Resulü'yü okusan anlarsın onu ya. Amener Resul de diyor ki Amener Resulü peygamber inandı. Vel mu'minun müminler de inandı. Neye? Min Rabbihi vel müminun küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulihi. İtikadı koymuş işte. Kim koymuş? Allah. Peygamberin itikadında o koymuş. Kim koymuş Hazreti Peygamberin itikadını? Allah. Allah. E peki sen nasıl İmam Maturi dersin ya? İmam Maturi peygamberimizden önce miydi? Nasıl bu lafı konuşursun ya? Bunu ilahiyat fakültesine, çocuğa nasıl dersin bunu? Bu öğreti korkmuş bir şey. İslam alemi böyle ya. O diyor benim itikadımı koymuş selefiye. Benim itikadımı koydu matürü diye. Onun itikadını koydu şia. Onun itikadını koydu memne. E bu şirk, tanrımız kaç tane kardeşim? Ya, itikat denen şeyi Allah koyar. Peygamberin neye inanacağını bile amen arası da Allah koymuş. Bitti de kardeşim bu kadar bunu sorgulamayan bir hoca. Ben bunu sınıfta sorgulattım bak. Benim son senemde emekli olacağım senede 80 kişilik bir sınıfta sorgulamadan bahsettim. Çocuk da dedi ki hocam bu sorgulama nasıl olacak bir anlat bize dedi. Çocuk bir kalktı sordu. A bunu söyledi. Çocuklar sizin itikatta mezhebiniz ne dedim. Hepsi birazdan <laughs> matır Aha şimdi bunu masaya yatıralım sorgulayalım. Anlayalım bakalım. Ha, ne diyoruz burada? Anlattım bunları. Çocuklar dediler hocam Allah razı olsun. Hı. Hepsi değil ama. <laughs> Hepsi değil. Efendim. Şimdi bu çocukların bu yanlış inançlarını silmek çok zor. Sorgulatmak çok zor. Yani bazı imamlar beni dinliyorlar, biz dinliyorlar. Anlıyorlar ama hocam senin tefsirin diyor kapağını kapatıyorum. Sardım yani şeyden de öyle kürsüden ondan vaaz diyor. Korkuyorum diyor hocam. Evet. Düşünebiliyor musun bunu şimdi yani? Ya yani dolayısıyla kolay bir olay değil.